Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Değilse de size bir ıspanaklı muffin tarifiyle geldim. Mısır unuyla yapacağım, zeytinyağlı. Çok kolay ve sağlıklı bir tarif. Şimdi size yavaş yavaş malzemeleri ve yapım aşamalarını göstererek devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Paylaşacağım sizinle. Hadi bakalım. Kolay gelsin diyeyim şimdiden. Hem kendime hem de sizlere. Şimdi tarifimize yumurtalarımızla, ıspanağımızla, zeytinyağımızla böyle bir boca ederek önce ıspanakları bir doğrayacağım. Bir kaba alacağım. Birazcık böyle onları tuzla ovacağım. Suyunu da sıkacağım. Ondan sonra diğer malzemeleri de karıştırarak atacağız. Airfryer'de yapacağım bugün yine. Airfryer'de birazcık hamur işlerini, altlarını kızartmadığı için çok sevmiyorum. Tavuk, et, patates onlar çok güzel. Zaten biliyorsunuz hava fritözü adı da. Yani çok hamur işlerinde o kadar beklediğim performansı alamadım açıkçası. Ama bu muffin tarzı işte sufle tarzı şeyleri daha küçük kaplarda yaptığımız zaman onlar da güzel oluyor. Yine yapalım bakalım. Airfryer'de deneyelim. Nasıl olacak hep birlikte görelim. Ben şimdi malzemelerimi hazırlayayım. Tekrar size döneceğim. Şimdi arkadaşlar ıspanaklarımı böyle küçük küçük doğradım. Tuzlayacağım. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Size de onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta birkaç kaya tuzunu karıştırarak kullanıyorum. Ben kendim bu sabah kahvaltıda yiyeceğim bir şey yok. Gluten daha henüz tüketmiyorum. O yüzden ekmek yemiyorum. Şimdi mısır unuyla yapacağım. O yüzden böyle çabucak dedim işlerime başlamadan. Şöyle bunu yapayım, atayım, pişsin. Bir dakika da hemen hazır olsun çayının yanına. Şimdi böyle az biraz yani kendime kadar yapıyorum ben. Bunun suyunu sıkacağım. Çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Bunu çekmesini istemiyorum. Ne kadar az un o kadar çok sağlık diyorum. Tamamdır şimdi bu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşık, böyle bir buçuk, iki, yani iki kaşık diyelim hadi. Yoğurt koydum. Efendime söyleyeyim, sirke koyacağım. Sirke koyacağım. Ama karbonatı tabii ki aktifleştirmek için. Ben İngiliz karbonatı kullanıyorum. Siz istediğiniz bir karbonat kullanabilirsiniz. Vallahi ben elimle her şeyi elimle yaptığım için her şeyi de rahat rahat elimle yapıyorum. Tertemiz elimiz bütün gün zaten suyun içinde. Ben yapıyorum. Ben yiyeceğim. Eldiven de kullanmıyorum. Çok gerekmedikçe. Zeytinyağı. Sirke, elma sirkesi kullanmıştım. Şimdi peynir koyacağım. Şöyle biraz peynir koymak istiyorum. Lezzet versin. Tulum peynirim kalmamış. Biraz peynir koyayım. Peynirde keçi ve koyun karışık arkadaşlar. Tulum peynirini de o şekilde koyun ve keçi tulumu bulursam onu alıyorum. Tarım kredi de var arkadaşlar. Çok güzel peynir çeşitleri var. Tarım krediden alabilirsiniz. Şimdi ben mısır unumu bulayım. Bir saniye. Mısır unum da burada. Onu da tarım krediden aldım. Glutensiz. Aa bir de yok bu keten tohumu. Keten tohumu da koyabiliriz içine. Şimdi mısır unu. Şöyle. Glutensiz. Yumurta da kıralım.
Hepsini malzemelerini karıştırıyorum. Atıyorum fırına. Bir dakika Yaman. Evet, yumurtamı da aldım geldim. Onu da karıştıralım şimdi hepsini. Yaman, ne istiyorsun? Sen de mi muffin istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun oğlum? Arkadaşlar, bizim kedilerimiz var. 3 tane. Anne, baba ve çocuktan oluşan bir aile. Hatta YouTube sayfamız var. Onların da eğlenceli videoları var. Takip etmek isterseniz çok sevinirim. Orada da sizlerle birlikte olmayı çok isterim. Nükleer Cat Family, kedi ailesi. Olmazsa bir ara onu etiketlerim bu sayfamda. Takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizim kedi ailemizi görürsünüz. Anne, baba ve çocuktan oluşan. Çok sevimliler, çok yaramazlar. Değil mi Yaman? Yumurcuğum benim. Ne istiyorsun sen? Göz kararı döküyorum. Biraz keten tohumu döksem, keten tohumum açık kalmamış mı? Hmm, kalmamış. O zaman açalım. Keten tohumum bitmiş. Bakla aldım. Kuru bakla aldım şokta. İç bakla. Ondan da fava yapacağım. Onu da öyle bir deneyeceğim bakalım. Nasıl olacak? Keten tohumunu öğüterek koymam gerekirdi ama bugün neyse böyle koyduk. Bugün de böyle. Biraz fazla çiğnerim. O da öğütülmüş olur. Biraz da chia tohumu koydum. Şimdi bunları muffin kaplarına paylaştıracağım. Nerede benim şey? Şöyle biraz yağlayalım. Bakalım kaç tane çıkacak. 4 tane falan çıkart herhalde. Bakalım, deneyelim. Böyle bu şekilde gelişigüzel koyuyorum arkadaşlar. Yani çok da zaten şu an karnım acıktı. Yemek istiyorum bir an önce. Bunu ıspanaklı yerine patatesli yapabilirsiniz. Patatesli de çok güzel oluyor. Pırasalı yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Yani ben hepsini yapıyorum. Şu an patates çok yemiyorum. Yaza kadar yani yemeyeceğim. Tatlı patates yiyorum. Tatlı patatesten de yapabiliriz. Yani bir gün tatlı patatesten yapayım. Evet. Siz de görmüş olursunuz. Patatesten yapalım. Tatlı patates çok güzel ve diğer patatese göre daha çok içinde vitamin ve mineraller barındırıyormuş. Ben bu sene bayağı aldım. Almaya devam ediyorum. Her yerde bulunmuyor. Ama bulduğum yerde de kaçırmıyorum. Alıyorum. Bu kadar. Şimdi üzerine biraz çörek otuyla susam serpeyim. Ondan sonra atayım. Bakalım eğri atacağım. Nasıl olacak? Tereklerden. Biraz çörek otu koyalım. Baharatımız burada. Susamımız da burada. Ah, çok döktüm. Olsun, çörek otu seviyorum. Arkadaşlar, malzemeden çalmazsak, hakkını verirsek hepsi çok güzel olacaktır eminim. Oh, ben bol bol severim. Şimdi bunları atacağım ve afiyetle yiyeceğim. Kendim için üşenmiyorum. Her gün güzel, keyifli keyifli. Canım ne isterse yapıyorum. Şimdi atayım onları, bakayım fırına. Nasıl olacak? Ya fırına değil, air fryer'a atacağım. Şöyle ikili ikili atarım. Nasıl olsa iki sepet de aynı anda
çalışıyor. Şöyle ikili ikili koyalım. Pişsin bakalım nasıl olacak. Ortaya ne çıkacak? Ben de merak içerisinde. Yani küçük bence hani büyük kek kalıbında kek yapıyorum ya. Ondan daha güzel. Çünkü suflelerde falan çok güzel pişiyor. Bunda da pişeceğini düşünüyorum. 15 dakika olsun. 180 olsun. Tamam, gayet güzel yani. İkisi de zaten pişecek. 15 dakika aynı. Devam. Hadi bakalım. Bismillah. Başladık. 15 dakika sonra döneceğim size arkadaşlar. Şimdi bir yanda muffinler olurken 15 dakikayı ayarlamıştım. 10 dakikası gitti. Açacağım onu da biraz sonra. Şimdi kuşburnu demleyeceğim. Kuşburnu kışın biliyorsunuz çok faydalı. Hele bu ara herkes öksürüyor, hasta, çoluk çocuk. Kuşburnu C vitamini arkadaşlar. Şimdi kuşburnu demleyeceğim. Kuşburnu demlerken bunu da çok sevdiğim bir arkadaşım bana getirdi. Doğal, organik. Kendileri toplamışlar. Şimdi böyle kuşburnunu biraz çatlatıyoruz. Bunlar daha taze olduğu için şöyle ben elimle sıkmam yeterli oluyor. Şöyle bir avuç kadar. Çünkü tek ben içeceğim. Kendime yapıyorum. Şimdi onu toprak bir saksı. Saksı demişim. Demlik. Toprak deyince saksı aklıma geldi direkt. Demlik. Çok güzel oluyor. Harika. Lezzet veriyor yaptığım çaylara. Şimdi onu demleyeceğim. Su kaynattım üstüne. Şimdi bunu bir yıkatıyorum şöyle. Bunu da demleyeyim çayımı da. Şimdi mafine de bakacağım. Ocağımı alayım. Bu kaynasın. Şu muffin'de merak ediyorum. Arkadaşlar böyle cracker yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Böyle biliyor musunuz? Şöyle. Böyle çıt çıtır. Tohum crackeri bunlar. Siz de yapın. Çok güzel, çok sağlıklı ve bir hafta 10 günde bozulmuyor. Gerçi o kadar durmuyor zaten. Ben yiyorum her gün. Canım isteyince böyle içim kıyılacak, karnım acıktığını hissedersem hemen açıyorum, yiyorum. Çok güzel. Kendiniz evdemiz gibi. Şimdi bakalım bu ne hale geldi. Oo, güzel. Kabarmış. Kabarmış, kabarmış. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Varmış bu. Bir bakalım bir. Şuradan da bakalım. İçi daha tabii pişmemiş. Ama güzel. Kabarmış yani. Ha, yapışmıyor. İyi aslında. Tamam. Devam devam devam. Harika. Tamam. Şuna bir bakayım. Oo, bu da çok güzel. Enfes. Oluyor 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 oluyor. Süper. Tamam, o zaman 15 dakikada bu olacak. 2 dakikası var. Bekleyelim 2 dakika daha. Döneceğim size. Şimdi 15 dakika bitti. Bakalım. Yapışmıyor. Oo, güzel. Tadı da güzel. Ya tadı zaten güzel. Benim her zaman yaptığım şey de. Ben şu pişirme
olayını merak ediyordum. Yani bir altlarına bir bakmak istiyorum. Bir saniye. Ben de öksürüyorum. Altları böyle görünüyor. Görebiliyor musunuz? Ya pişiyor. Pişmede sıkıntı yok. Ama alt kısımları, altta çünkü residans yok arkadaşlar. Bak bu daha güzel kızarmış, daha az olduğu için. Ya az böyle küçük ne derler, porsiyonluk şeyler yaparsak o zaman daha güzel pişiyor. Ben onu anladım. Ama büyük kalıplarda yaparsak biraz daha tabii sıkıntı. Bak mesela şu büyük olduğu için daha biraz pişmemiş. Pişmesi lazım. Ben bunları şimdi biraz daha atacağım, birkaç dakika daha pişsinler. İçleri. 180-15. Tamam, devam edelim öyle. O şekilde devam edelim. Ben de salata yapayım kendime bu arada. Şimdi mafine tekrar ilave süre vermiştim. Pişiyor. Ben de kendime bu arada salata yapacağım. Brokoli, yer elması, brokoli, mor havuç, pancar, mor lahana, beyaz lahana da var dolapta, ondan da evet ondan da koyayım. Nar da ekleyeceğim. Limon. Çok güzel bir salata yapacağım. Kuşburnu çayım da demleniyor. Muffinim de pişiyor. Ispanaklı muffinim. Daha ne olsun yani? Daha ne yiyebilir ki bir insan? Yani bundan sağlıklı. Narım da var. Narı söylemiş miydim size? Nar da koyacağım. Zeytinyağı. Bol nar ekşisi. Gelin bana buyurun kahvaltı yapalım. Benim kahvaltılarım yalnız böyle birazcık. Şimdi ben hazırlayayım salatamı. Salataya başlamadan önce şu muffinlere bir bakmak istiyorum tekrar. Bakalım nasıl gidiyor. Bu gayet güzel olmuş bence. Bunu çıkartacağım. Bu da çok güzel oldu. Ya bunlar olmuş yani. Tekrar bir saniye bir. Şuradan testi. Şu büyükler birazcık daha zorlandı. 15 dakikada pişmeye, yoksa yarım saat ayarlasam zaten pişecekler de. Benim yani anlamak istediğim kaç dakikada ne kadar pişiyor, bana ne kadar bir zaman kazandırıyor onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa öbür türlü öbür fırında da açarız, aynı şekilde pişer. Tamam, bunlar olmuş arkadaşlar. Ben bunları şimdi çıkartıyorum. Bunlar şurada soğusunlar. Onları ters çevireceğim. Daha sonra... Bu kaç dakikada oldu bunlar? 15 dakika deminden ilave, yani tam açmıştım. Şimdi bakacağım buradan da kaç dakika. Bir 15 dakika daha açmıştım. Bakayım. 15, 4 dakikada buradan. 15, 19 dakika oldu. Yani 19-20 dakikada böyle bu şekilde oldular. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Harika. Çok güzel oldular yalnız. Piştiler yani. Kızardılar be. Bakayım. Bir saniye. Bak bak bakın. Yanları falan gayet, bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Altı dahi kızarmış. Üstleri zaten çok güzel kızar. Şu an çok sıcak. Fazla tutamıyorum. Çok iyi. Harika. İyi, süper. Ya şimdi böyle mesela canınız bir şey çekti. Yapacaksınız. Benim gibi üşenmeden yaparsanız. Yani büyük fırını açmaya böyle az malzeme ile, yani az yapacaksınız 3-4 tane bir şey. Yani büyük fırını açıp yarım saat onu fırın ısınsın, etsin, pişsin diyene kadar bu şekilde yapmak çok mantıklı. Ne oldu lokum? Ne oldu anneciğim? Acıktın mı? Acıktın. O kurban olurum seni verene. Ne istiyorsun sen? Peynir vereyim mi sana? Ha? Tamam. Arkadaşlar böyle, ben şimdi salatamı da yapayım. Ondan sonra tekrar size döneceğim. Şimdi salatamızı da hazırladım ben. Böyle bakın, bol narlı.
pancarlı, mor lahanalı, brokoli, mor havuç. Her şey var. Lokumun da canı sıkıldı. Ne oldu lokum? Açayım mı sana balkonu? He lokum? Lokum canı sıkıldı. Balkona çıkmak istiyor. Şimdi şöyle limonumu da sıkıyorum. Oh, bol limon. Vallahi süper oldu. Eski bildiğiniz kahvaltıları unutun. Böyle güzel güzel sağlıklı kahvaltılar yapalım. Hem kendinize hem sevdiklerinize. Önceliğiniz tabi her zaman kendiniz olsun. Ben öyle yapıyorum. Nar ekşim de burada. Şimdi birazcık böyle yağını falan çeksin. Şu muffinlere bir bakayım bakalım. Nasıl dönecekler mi? Dönünce nasıl? Alt kısımları. Yapıştı mı? Daha iyice tabi soğumadığı için yapışabilir. Şöyle dönmesini istiyorum. Oh. Oh, oh, oh. Tabi daha iyice dön. Oh, çok sıcak. Oh. Ellerimde pancarlardan kıpkırmızı oldu. Hmm. Oh, çok güzel. Yumuşacık. Harika oldu. Vallahi çok güzel. Enfes. Yapın. Bunu her türlüsünü yapabilirsiniz. Dediğim gibi pırasa, lahana, patates çok güzel oluyor, yakışıyor. Yani her türlü istediğiniz yapabilirsiniz. Yanına da böyle bir güzel bir salata. Şimdi nar ekşisi de ekleyeceğim. Sumak ekleyeceğim. Kuşburnu çayım da hazır. Şimdi hazırlayayım kendime kahvaltımı. Yapayım. Arkadaşlar hepimiz afiyet olsun. Siz de deneyin. Çok güzel pişti. Yani küçük porsiyonlarda yaparsanız bu tarz kektir, muffindir, böyle şeyleri airfryer'da sorun olmuyor. Ama büyük kalıpta yaptığınızda alt kısmında kızarmıyor. Büyük olduğu için de haliyle sorun çıkıyor. Ama böyle küçük porsiyonlar halinde yaparsak herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tavsiye ediyorum. Hepimize afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.